Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'ta hoş geldiniz. Bugün neredeyiz Serp? Nerede olduğumuzu biliyor musun? Bomonti neresi? Bomonti Babylon'dayız. Bomonti Babylon'dayız. Akranası için Bomonti Babylon demek tek başına çok yeterli değil. Burası kendi anlamında geniş bir şey. Kültür merkezi ya da eğlence merkezi, öyle isimlendirmek lazım. Peki niye buradayız? Ben dans etmek için geldik zannediyordum. Okay, ben de şey için geldim. HTC M10 diyeceğim ama artık 10 M değil, sadece 10. HTC 10. HTC 10 için buradayız. Evet, HTC 10 için geldik HTC arkadaşlar. HTC 10'un Türkiye lansmanı için buradaydık bugün. Ve şu anda cihaz elimizde. Sen HTC ekosistemine pek yakın bir insan değilsin bildiğim kadarıyla. Değilim. Ben biliyorsun iOS'çı bir... Okey, benim gibi geçmişte böyle HTC fanboy olmakla falan suçlanmıştı değilsin. En yakın arkadaşların tarafından böyle bir suçlamaya da maruz kalmış değilsin. Şey yapalım mı? Telefonu sana vereyim. Sunumu da birlikte izledik zaten seninle. Ne düşünüyorsun telefonla ilgili? Sen bir bize ilk önce anlat bir şeyler. Ya ilk etapta telefonun hani tasarlanırken arkasında alınan düşüncesi vesairesi gayet yeterli, gayet yerinde. Çevresinde eğimli bir şeridin baştan sona gittiği ve sırtta da yine eğimli bir gövdenin olduğu, ama eğim bu yönde tabii ki, eğimli bir gövdenin olduğu biçimli şık bir telefondan bahsediyoruz aslında. Şimdi ben burada senin sözünü keseceğim. Ben bugün ofisten çıkarken sana iki tane telefon verdim, biliyorsun değil mi? Hemen getireyim mi? Çantanda mı? Çantamda tabii ben ki. Ben onu arabada unuttuk zannediyorum. Aa. Lütfen o telefonla bir şey çıkartır mısın? Sarp o telefonları çıkartırken ben şeyden bahsedeyim. Standart. Arkadaşlar benim bugün buraya bu lansmana gelirken en büyük korkum HTC'nin standart ikonik tasarımını kaybeden bir ürünle karşılaşacağımızdan korkuyordum, açıkça söylemek gerekirse. Benzeyeni mi vereyim, benzemeyeni mi? Benzeyeni alayım ilk önce. O zaman doğrudan yani vereyim. Yani şeyi, M9'u alayım ilk önce. Aynen. Yani en büyük korkum şuydu, elimize öyle bir yeni telefon alacağız ki bu yeni telefon bu standart ikonik tasarımla çok fazla bağdaşmayacak diye korkuyordum. Böyle bir korkum vardı. Ama şu anda şeyi, M9'u bir an şeyi koyayım. Bu arada HTC M10 değil arkadaşlar. HTC 10 adı. Hı hı. Yani M'den kurtulunmuş durumda ve bu benim için çok muazzam bir haber. Ben çok uzun zamandan beri bu M7, M8, M9 esprisinden sıkılmıştım çünkü. Şu anki telefon tasarım anlamında, arka tasarımı anlamında bizim o bildiğimiz ikonik HTC tasarımını tamamen birebir yansıtıyor. Doğrudur. Korkum neydi? Diğer telefonu gösterir misin Serp bize? Diğer telefon ne? A9. Korkum açıkça söylemek gerekiyorsa A9'a benzemesinden korkuyordum. Dümdüz bir sırt. Dümdüz bir sırt ve işte metal olduğu çok belli olmayan bir yapı. Evet, plastik gibi hissettiren. Plastik hissettiren bir sırttı. Ama bunda öyle bir derdimiz yok şey olarak. Fakat ön yüze geçtiğimiz zaman şöyle şey yapalım. Ön yüzlerini gösterelim. Ön yüzde M9'a benzeyen bir telefonla karşı karşıyayız. Bu da benim şey tezimi zaten biraz olsun gerçek destekliyor. Ben diyordum ki uzun vadede dünyada görünüş anlamında, ekran kalitesi anlamında tüm telefonlar birbirlerine bir şekilde benzeyecekler. İşte evet. Bu benzeme iPhone'a doğru da yürüyebilir, başka bir forma doğru da yürüyebilir. Bu da A9'a benziyor şu anda. Hani kimse benzemiyor demesin, gayet rahat benziyor. Evet. Bence burada güzel olan şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. Şöyle kameraya doğru yaklaşıp göstereyim. Kamera görüyor mu doğru şu anda? Şu power düğmesinin üzerindeki tırtıkları görüyor mu? Çok az görebiliyorum. Okey, biraz uzaklaştırırsam görebildin mi? Tamam. Net. Tamam. Şimdi biz Sony Z5'te power tuşunun aynı zamanda parmak okuyucu olduğuna alışmıştık. Hı hı. Burada power tuşunun bir farklı fonksiyonu var. Şu tırtıklı fonksiyon nedir Serp? Bu fonksiyon şu. Telefonla konuşurken sesi açmayı kapamayı bazen ihtiyaç duyuyoruz ya. Aynen parmağımız öyle. Yanlışlıkla power tuşuna gidip bastığı zaman telefon konuşmasına sonlandırıyoruz. HTC şeyi anlayalım diye, bunun power tuşu olduğunu anlayalım diye buraya bir tırtık koymuş durumda. Evet, bence bir şey alışkanlığı devam ettiriyor aslında. A9'da da vardı o. A9'da da vardı ama şeyde yoktu. Bundan M9'da önceki yok. Aynen öyle. M9'da, M8'de falan harfler, yoktu. Harfleri şey yapma, harfleri yapmamanız ne kadar güzel oldu sevgili HTC. Sevgili aile. Bence onun HTC onun en güzel tasarım özelliklerinden bir tanesi bu olmuş. Tabii ki bugüne kadar bu hani M7, M8, M9'da görmediğimiz farklı bir şey daha var. Nedir? Bu sefer parmak izi okuyucumuz var cihazda. Aynen ve öyle. Biz içeride test ettik. Yıldıver falan şeyle, iPhone'la ve S7 ile olan şeyini test etti. Bu arada arkadaşlar boynumdaki de geleceğiz birazdan. Kulaklığımız. Şeyin kendi kulaklığı. Ben denemedim ama deneyen herkes parmak izi okuyucusunun gayet hızlı olduğunu söyledi içeride. Bu arada hakikaten Yıldıray abi üşenmedi, utanmadı, gitti parmak izini kaydetti. Tanımladı. Tanımladı ve ardından ondan sonra ve şeyi test etti. Apple iPhone 6S Plus'la
Samsung S7 ile olan şeyini kıyaslamasını, hızlı kıyaslamasını kendince yaptı. Yaptı ve evet. Verdiği karar yıldı ve şey, bunun daha hızlı olduğunu söyledi şey olarak. Bu arada bir cihazın bir başka özelliğine gelelim arkadaşlar. Hem arka kamerada hem ön kamerada Image Stabilizer var. Aynı öyle. Ön kameraya şöyle bir parmağını sürer misin? Herhangi bir şey görüyor musun? Herhangi bir çıkıntı yok arkadaşlar. En ufak bir çıkıntı yok arkadaşlar. Kendimi Persil reklamındaki ev hanımı gibi hissettim bu arada, şaka maka. Ben de Ayşe teyze gibiyim değil mi? Ayşe gelmiş de, böyle. Aynen öyle bir 50 bin şey. Evet yok burada hiçbir şey. Arkada çok küçük bir şeyimiz var ne derler. Çıkıntımız var. Ama real olarak bu telefonun düz durmasına şey olan bir engel olan bir şey değil. Çıkıntı değil. Bu arada telefonla ilgili aklımızda kalan bazı şeyleri hızlı hızlı verelim. Türkiye'de default olarak 32 GB'lık modeli çıkacak telefonun. Bunun 2 TB'a kadar şey desteği aynı, var, SD kart desteği var. Şurada hemen gösterelim, SD kart yuvası var. SD kart desteği olduğu için ve Android, yeni Android sürümünde de, Android M'de de SD kartı da bir hafıza modülü olarak kullanma imkanı olduğu için sunumda bize dendi ki 64, 128 GB falan gibi yüksek şeyli depolama alanlı versiyonlarını getirseydik fiyat artacaktı. Fiyat aynen artmasın öyle diye 32 GB'lık da şey yaptık. Ne derler? Bir de zaten bunları karma hafıza olarak kullanabilme seçeneği. Aynen yani öyle. Telefon içi ve telefon dışını birbirinden ayırmak yerine hepsini tek bir parça içinde karma hafıza olarak kullanabilme seçeneği. Ve biz çekime başlamadan önce güneş yok iken şu anda güneşi gözümüze geliyor. Lütfen alınmayın arkadaşlar. Size karşı değil kaşımız gözümüz. Kendiliğinden öyle oynuyor. Bu anlamda başarılı. Ben pil ömründen bahsetmek istiyorum. En azından bize söylenen. Ben bu arada doğuşun bir fotoğrafını çektim. Mert'ten rica edelim tam buraya doğuşun fotoğrafını koysun. Tamam koysun. Ve hani şey olarak anında böyle otomatik bir fotoğraf çektiğimizde nasıl bir görüş aldığımızı görüyor olalım. Hatta şey yaparken, sen pil ömründen bahsederken ben şöyle bir bahçenin fotoğrafını tabii da çekeyim. Tabii lütfen. Onu da koyuyor olalım. Evet sevgili asker, ben de şöyle pozisyona girmiş vaziyetteyken. Şimdi anlatacaklarım çok gizli bilgiler. Bu gizli bilgilerde pil ömründen bahsedeceğiz. Arkadaşlar şaka bir yana 3000 mAh'lık bir pil var. 3000 mAh ilk bakışta duyduğumuzda hani böyle aa bu kadar mı falan diye bir şey düşündürmesin sizi. Gayet aslında yeterli bir miktar. Ve bize söylendiği kadarıyla 2 gün kadar bir pil ömrü. Burada HTC'nin esas şeyi, argümanı 2 güne varan pil ömrü. Ve bu 2 güne varan pil ömründe şeyi yok, adını sen söyle. Pili bir tasarruf moduna almak, bilmem ne yapmak filan gibi bir şey söz konusu değil. Net. Peki HTC neyine güveniyor sence böyle bir şey yapıyor? Yani bugüne kadar hiçbir telefonunda, ürettiği telefonunda 2 güne varan pil ömrü diyememişken sence bu sefer niye diyor? Aynı pil, aynı teknoloji. Işte kendilerince söyledikleri power consumption, yani güç tüketiminde yepyeni bir aynen algoritmaya öyle gidildiği. Aynen öyle. Ve bu yeni gidilen algoritma sonucunda pil ömrünü harcarken telefonun çok daha verimli davrandığı üstüne. Bir de bir şeyi hemen buradan atlayalım. Ben bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Sunumda bize dendi ki saf Android değil bu cihaz. Ha, evet. Ama saf Android'e yakın yeni bir model. Nedir yeni bir model? HTC Google'la, yani daha doğrusu Android'le karşı karşıya oturmuş ve demiş ki işte sende bir müzik uygulaması var, bende bir müzik uygulaması var. Sende bir fotoğraf uygulaması var, bende bir tane var. Bilmem ne. Sende bir e-mail var, bende bir e-mail var. Gel bunları sadeleştirelim demişler. Böylece cihazın içinden arkadaşlar çok az sayıda uygulama çıkıyor. Yani default olarak çok az sayıda uygulama yüklenmiş olarak ya geliyor bu cihaz. Ya hakikaten demo cihazlarda kurcalayacak uygulama bulamadık. Aynen öyle. Ya yani şaka hani gibi. Hani şöyle normalde şey yaparız ya, işin böyle artistliğine kaçıp ekrana gösterip şöyle bir iki ekran gideriz ya. Bunda bir ekranda bitiyor. O kadar az uygulama kurulu ki şu anda. Aynen öyle ve telefon daha sakin yani. Böyle çıkıyor. Aynen öyle. Sakin çok güzel bir kelime biliyor musun? Yani çok güzel bir tanımlama buldun. Cihaz çok sakin bir şeyle geliyor, yapıyla geliyor. Yani ilk açıp kurduğunuz anda çok standart, çok basic. Mesela mail ise Gmail var abi. Bu kadar. Müzikse bir tane var. Müzikse Google Müzik var. Hı hı. Albümse, yani fotoğrafsa Google Fotoğraf uygulaması var. Başka bir şey yok cihazınız önünde. Bunun bence pil tüketimine muazzam bir etkisi var. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama o esnada ciğerlerimi bırakıyordu. Aynen çok özür dilerim. Yapıştırdın mı cama yoksa hala sende mi? Hala bende. Okey tamam. Onu ayırmıyorum kendimden. Bunun pil tüketimine muazzam bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Şey konusundaki, application konusundaki bu sadeliğe gitmek. Bak bir hatırlarsan Samsung'da S7'de application konusunda sadeliğe gitmeye gittiğini söyledi. Artık evet yani. Bu cihazı ben kullanıyorum arkadaşlar bir 10 günden beri. Yok öyle sadelik madelik. Gelmeyin o numaralara.
Ama burada gerçekten bir sadeliğe gidilmiş ve bence bu yüzden de pil tüketimi, çünkü mesela şimdi bu cihazda ne var biliyor musun Samsung'da? Telefonu belli bir süre kullanmadığın uygulaman için sana güç tüketimi uygulaması mesaj veriyor. 3 gündür diyor mesela Google Habitat'ı ve kullanmadın. Ben onu diyor geri plana çekiyorum, yani ona daha az enerji veriyorum. Eyvallah mı acı senin için diyor. Sen de eyvallah deyip geçiyorsun, tamam mı? Bunda zaten yok öyle gereksiz bir şeyler. Evet öyle ve aynı zamanda şu anda adını unuttuğum bir teknolojiyle de yine telefonda açık kalmış programlar, application'lar, fazla güç tüketen şeyler. Ben de adını unuttum ama gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey yapmış HTC. HTC şöyle bir şey geliştirmiş. Adı neydi ya? Yani bizim Lenovo PC'lerde falan gördüğümüz işte tek bir tuşla RAM'i boşalt, hafızayı sil, bilmem ne falan muhabbeti var ya. Onun aynısını şeye taşımış. İşte HTC uygulamanın adını tanımış. Unuttuk ama yani o şekilde bir uygulamayla da yine zaten az kullanılan bileşenleri. Boots Plus. HTC Boots Plus. Şöyle de hoşgörü zoom yapsam azıcık gösterebilir misin şu ekran? Netleyebiliyor musun? Yoksa çekileyim mi? Netleyemiyorsan çekileyim. Hiç önemli değil. Menü gözüküyor. Tamam, gösterilmesini istediğim o zaten şey olarak. Şu ekrandan bahsediyorum arkadaşlar. Okey, çekiyorum geriye. Boots Plus bu uygulamanın adı. Bence gayet başarılı bir durumda bu. Ben artık yavaş yavaş kamerasına gelmek istiyorum. Şimdi kamerasına gelmeden önce ben bir şey söyleyeyim. Tamam ama geleceğim. Çok bu videoları seyreden, bizim web sitesindeki yazıları okuyan, benim dergideki yazılarımı okuyan falan birçok arkadaşımız düzenli olarak bana şey diyordu. Abi ya işte senin adın HTC fanboy'a çıkmış, inmez bilmem neye falan diyorlardı. Ve beni sürekli HTC'nin fotoğraf kalitesini abartmakla suçluyorlardı. Ben de onlara hep diyordum ki arkadaşlar girin Instagram'a, Facebook'a, HTC One M9, HTC One M8, M7 ile böyle bir şey yapmadım. Etiketlediğim yani DS HTC One M9, DS HTC One M8 yazdığım fotoğraflara bakın. Bu fotoğrafların hepsi babalar gibi fotoğraflar. Tamam, HTC'nin fotoğraf makinesi hiçbir zaman şey olmadı, çok çok iyi olmadı. Ama abartıldığı kadar da kötü değil. Bunu anlayın diyordum. Şimdi işte, bu arkadaşlar hiçbirisi artık beni şey yapamazlar, köşeye sıkıştıramazlar. Hiçbir anlamda köşeye sıkıştıramazlar. Niye? Çünkü HTC fotoğraf anlamında, mobil fotoğrafçılık anlamında, cep telefonu anlamında HTC 10 ile muazzam bir gol atıyor rakiplerine. Ne yapıyor? Biraz önce sunumda gördük. Şu an dünyanın en saygıdeğer fotoğrafçılık sitesi olduğunu varsaydığımız siteden ve şu anda Samsung S7 88 puanla tüm tarih boyunca alınmış en yüksek puanı almışken HTC o puanı ortak oldu ve 88 puan almış durumda. Yani bu da demek diyor ki bu telefonun kamerasıyla ilgili artık konuşulabilecek negatif anlamda söylenebilecek hiçbir şey yok. Peki HTC ne yapmış? Samsung'un yıllar sonra yeni keşfettiği büyük pikseli tekrar devam ettiriyor aslında. Yaptığı çok fazla bir şey yok. Pikseli nanometre boyutunda 1.20 küsür nanometre seviyesine çıkarmış durumda. Böylece muazzam bir şekilde daha çok ışık alıyor. %136 idi yanlış hatırlamıyorsam. M9'la kıyaslandığında %136 daha fazla ışık alıyor. Ve arkadaşlar hani dürüst olayım, gerçekten alıyor. Biz içeride bir iki fotoğraf çekmiştik. Burada da çektiklerimizi koyuyoruz. İçeride çektiklerimizi de koyuyoruz. İçerideki arkadaşlar fotoğrafları koyarsa eğer Mert, onları da vereceğim Mert'e şey olarak bakın. Orası kapalı bir ortam. Yani kırmızı ışıkların, yeşil ışıkların, neonların falan olduğu. Yani şeyin, güvenlenmenin çok fazla olduğu bir ortam. Aydınlık orası bir yer değildi yani. Aynen öyle. Burası şu anda yeni yeni aydınlanmaya başladı ama çektim artık. Bir daha fotoğraf çekmeye gerek yok. Ve bence HTC bir yıl önce Desire I ile başladığı, bu yıl içerisinde A9 ile gördüğümüz fotoğraf hamlesinin zirvesine HTC 10 ile ulaşıyor. Hakikaten ben yani HTC ile çok alakalı olmayan bir insanım. Ben bile gördüğüm İçerideki şey karşısında... İçerideki sunumda şey vardı, 6S'li ve HTC karşılaştırmaları evet, vardı. Kıyaslama vardı. Süper videolar. Yani ve yani şey, gerçekten denedik aynı pozu, hem iPhone 6 ile hem HTC ile çektik. Başka böyle kifayetsiz kaldı. Aklında başka ne kaldı cihazla ilgili? Ses. Evet. HTC en başından beri, M7'den beri, One M7'den beri sese
gayet önem veren bir şirket. Ondan sonra yavaş yavaş şu boynumuzdakilere de gelebiliriz. O zaman başlayan bir Beats Audio ortaklığı var. Gerçi sonrasında devam etmedi. Ama A9 çıktığı anda dünyadaki en iyi gerçek sesi yakın sesi yansıtan telefon olarak lanse edilmişti A9. Hı-hı. Gerçi A9'dan sonra biz V10'u gördük. V10 muhtemelen A9, yani LG V10'dan bahsediyorum. LG V10 HTC A9'u muhtemelen tahtından indirdi falan, ama bugün elimizde şöyle bir şey var. HTC 10 ile yüksek high-res audio dediğimiz sisteme geçiyor. Ve bunun sertifikasını da almış durumda var. Biz bu high-res audio'yu ilklerde duymuştuk. İlk geçen yaz yapılan Z5 lansmanında Sony'nin telefonlarında high-res audio kullandığının müjdesini almıştık. Fakat şöyle bir şey var. Şu anda Sarp'ta da bende de birer tane olan kulaklıklar var. Arkadaşlar, HTC 10'un kutusundan çıkan default kulaklıklardan sahibiz şu anda birer tane. Şekilleri de gayet güzel. Ve bu kulaklıklar şeyi destekliyor. High-res audio'yu destekliyor. Aynen. Yani cihazın size sunduğu ses kalitesini, lüksünü yaşayabilmek için gidip ekstra bir kulaklık almanıza gerek yok. Yaklaşık olarak piyasa fiyatı 250 lira civarında olabilecek bir kulaklık kalitesinde. Kendi üstündeki sürücüleri normal sürücülerden %70 daha büyük. Daha büyük, aynen. Yani şu kısmından bahsediyorum. Doğuş yaklaşacağım biraz. Şu kısmın büyüklüğünden. Bu kısmın büyüklüğü her ne kadar şey gibi görünse de arkadaşlar, size bir tasarım özelliğiymiş gibi görünse de aslında sürücüyü büyütmek adına ve daha baslar, kaliteli daha iyi baslar almak için. Daha kaliteli ses verebilmek adına yapılmış güzel bir detay bence. Beyazı da güzelmiş ha bu arada. Beyazı da şık, evet. Telefonun içinde bu arada arkadaşlar 3 farklı amfi var. Tepedeki bizim kulaklık olarak kullandığımız, yani konuşmada kullandığımız kısımda bir amfi var. Sen anlat, ben uçaklardaki hostesler gibi şey yapayım. Tabii. O tepede bir amfi var. Aynı zamanda aşağıdaki hoparlör çıkışında bir amfi var. Son olarak yine tepede kulaklık çıkışının olduğu bölgede bir amfi daha var. Böylelikle 3 tane amfi, 8 tane de çıkışımız var arkadaşlar. Hatırlıyor musun? Bir Zaz filminde. Ay, çok iyiydi bu ya. Ben dayanamadım. Vallahi billahi dayanamadım. Bir Zaz filminde hani adam uçağı böyle binaya sokuyor diyor. Ay gerçekten. Bir de 8 tane de çıkışımız var arkadaşlar. Özetle. Ya biz hani bu kadar lansmanla falan gezip yeni teknolojilere bu kadar aç insanlar olarak HTC'nin bu yeni telefonunu dürüst bir şekilde söyleyelim. Beğendik. Şimdi ben zaten bir HTC kullanıcısı olarak tasarımı çok beğendim arkadaşlar. Yani oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu yanında HTC ekibinin cam kesim diye adlandırdığı bir şey var. Ne derler? Bölüm var. Şimdi ben yine M9'u çıkartacağım. Bir de ışığın kırılması. Ben böyle bir araya şeye gireyim. Ben M9'u ilk kullanmaya başladığım zaman şu yanlardaki çift renk hikayesi için çok şey yapıyordum. Ne derler? Gerçekten tasarıma muazzam bir şey katıyor. Hava katıyor diyordum. Burada da bu HTC 10'da da şu cam kesim dedikleri şu arka yüzeydeki şu kısmın gerçekten çok havalı göründüğünü söylemek söyleyebilirim. Hatta yani benim için en kral iPhone'dan bile daha güzel görünüyor şu anda bu telefon. Bu arada ben bu telefonun tavı oldum, bilmem farkında mısın sen? Farkındayım. Ben sen çoktan ruhunu sattın böyle telefona doğru. Benim bir sonraki telefonumun bu olacağını düşünüyorum. Şeye çıkar çıkmaz. Tasarım açısından gerçekten mükemmel. Ses iyileştirilmiş, şey iyileştirilmiş, kamera iyileştirilmiş. Onun dışında pil ömrü optimize edilmiş ve pil ömrü için yeni bir algoritma yazılmış baştan başa. Aynen öyle. Bir gereksiz demeyeceğim ama çift olduğu için insana hangisini kullanması gerektiği konusunda biraz ikilemde bırakan uygulamadan vazgeçilmiş. Ve bu uygulamaları istiyorsanız siz yine Android Market'ten gidip indiriyorsun. Yani atıyorum Google'ın Gmail'ini kullanmak istemiyorsan. Tabii başka alternatif var. Destekleyen başka bir şey indir. Onu kullan. O sana bırakılmış. Ama Safkan Android'e mümkün olduğu kadar yaklaştırılmış. Bunun tabii şöyle bir özelliği de var. Safkan Android'e bu kadar yaklaştırıldığı için Android, yeni Android'den sonra yani 6'dan sonra alınacak olan güncellemeler de büyük bir ihtimalle bunlara daha kolay gelecek. O da bir olasılık kesinlikle. Aynen öyle. Yani doğru yani, bir olasılık. Tabii ki Safkan bir Android kadar, Android M modelleri kadar, ucuz telefonlar kadar hızlı gelmez. Ama şu gün beklediğimiz kadar da işte 2 hafta, 3 hafta, 1 ay falan beklemeyiz diye tahmin ediyorum. Tasarım açısından hiçbir sorunum yok. Şu ön cephe benim standart bir HTC kullanıcısı olarak şey yaptım. iPhone'a benzettiğim bir cephe ama alışacağız artık. Yani alışmaktan başka elimizden... Bütün telefonlar birbirine benzeyecek elbet. Gelecek, elimizden gelen alışmaktan başka herhangi bir şey yok.
Ve fakat gelelim zurnanın zıt dediği yere. Bana fazla geldi ya. Yani... Ne fazla geldi? Cihazın ağırlığı mı? Hayır. Neyi? Boyu mu fazla geldi? Hayır. Cihazın fiyatı fazla, fiyatı fazla geldi. Kaç lira dediler fiyatını abi içeri? Yani tabii kontratlı vesaireli fiyatlar olacak arkadaşlar. Hı-hı. Her yerde her şekilde çıkıyor. Ama perakende tavsiye edilen satış fiyatı 2999 lira. Sazı alayım mı elime buradan? Lütfen. Okey. Şimdi çok net biliyorsunuz arkadaşlar. Bence Türkiye'de 2500 liranın üzerindeki her telefon pahalı. Hı hı. O yüzden bu da pahalı. Ya ucuz demeyeceğim. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine pamuk eller cebe diyorum ve M9'umu çıkartıyorum. M9 Türkiye'de piyasaya çıktığı zaman, yani bundan yaklaşık tam bir yıl önce, geçen yıl tam bu zamanlarda 2700 liraya piyasaya çıktı. Hı hı. Ve biz o zaman bu telefonu aldık, kullandık. Niye kullandık? Niye aldık bu telefonu? İşte ben tasarımına hasta oldum. Zaten HTC M8 kullandığım için buna geçmem gerektiğini düşünüyordum. Bilmem ne filan filan. Şimdi o günden bugüne dolar son bir yılda o kadar matah bir manevra yapmadı değil mi? Aradaki o 200 lira yani 1700, 2700 liralık fiyatla 2900 liralık, 3000 liralık fiyattaki arası 300 lirayı dolara bağlayamayız. Bağlayamayız. Bence çünkü son bir yılda dolar neredeyse stabil. Yani hani bir 3 liralara yaklaşıyor, biraz geçiyor, sonra bir 2.80 liraya kadar falan düşüyor. Hı hı. Sonra bir daha gidiyor, geliyor falan. Yani artık bizim ömrü hayatımızda göreceğimiz bir daha bir ekonomik kriz bilmem ne falan olmasa dolar bu seviyelerde. Buna alışmamız lazım. Aradaki peki 300 liralık fark ne? Bu niye 2900? Şeye bakıyor olmak lazım bence. Bu kadar iyileştirilmiş bir kameraya bakıyor olmak lazım. Hani o biraz önce saydığımız daha iyileştirilmiş sese bakıyor. Kesinlikle. Daha iyileştirilmiş şeyi elektrik tüketimine yani güç tüketimine bakıyor olmak lazım. Ve yeni bir telefon olduğunu şey yapıyor olmak lazım. Ha şimdi bana diyebilirsin ki ya abi sen de çok kaypak davranıyorsun. Laf şeye gelince Samsung S7'ye gelince bu cihaz pahalı diyorsun. LG'ye gelince daha fiyatı belli değil. Bunun kaç liradan satılacağını bir biliyor olmamız lazım filan diyorsun da. Ben daha dakika bir gol mü şunu söyleyeyim sana bak şimdi. Bu bazı arkadaşlar için acı olacak. Şu cihaza 3-300 vereceğimi, şuna 3 veririm. Ya vereceğime veririm argümanı burada önemli olan aynen kısım öyle. Zaten. Ama bak altını en başta çizdim. Benim için Türkiye gibi bir ülkede 2500 lira üzerindeki her cihaz pahalı. Hı hı. 2500 lira üzerindeki cihaza para verdiğim zaman 2501 lira bile veriyor olsam o 1 liranın bana ekstra bir hizmet, ekstra bir özellik olarak dönüp dönmeyeceğine emin olmam lazım. Aynen. Şimdi mesela bunda 2500'ün üzerinde vereceğim 800 liranın bana döndüğüne inanmıyorum. Ama buradaki, bundaki, 500 liranın döndüğüne inanıyorsun. Bundaki 500 liranın bana aynen öyle bir hizmet olarak döndüğüne, hizmet dediğim daha iyi kullanım, daha keyifli kullanım, daha iyi bir telefon falan olarak döndüğüne inanıyorum bunda. Ve inandığım için her ne kadar şey desem de 2500 lira üzerindeki her telefon pahalı arkadaşlar. Bu parayı verirken dikkatli olmak lazım desem de ben bu telefonu 3 verir alırım arkadaş. İşte bunun ne kadar doğru ve ne kadar başarılı olduğunu incelemelerde, testlerde vesaire de göreceğiz. Tabii şimdi şöyle bir şey var. 2 gün sonra bu telefon bize dağıtılacak biliyorsun inceleyelim diye gönderecekler. Gönderdiklerinde fotoğraf testini yapacağız, pil testini yapacağız, kullanım testini yapacağız filan filan. O zaman bu telefon 3000 liralık bir telefon çıkmazsa ben çıkar bunu da söylerim zaten. Tabii canım. Yani hani beni şey yaptı, bence 3000 lira verilmez bu telefona derim. Şimdi onunla onu yani buradaki seyircilerimizin şey yapması lazım. Beni o standart seyrettikleri başka teknoloji kanallarındaki bir tane telefona bir yemeğe falan tav olan diğer insanlarla kıyaslamıyor olmaları lazım. Yani benim tavrım çok net. Ben çok mu sokuyor şey çok mu giydiriyorum bazı arkadaşlara? Bir şey demiyorum ben sadece. Tamam. Ben sadece gaz verdim. Ben Türkiye'nin en çok içerik üreten editörü değilim. Ben Türkiye'nin en popüler editörü değilim. Teknoloji editörü. Yanlış sayıyor pardon. Ben Türkiye'nin en çok içerik üreten teknoloji editörü değilim. Ben Türkiye'nin en popüler teknoloji editörü değilim. Ben Türkiye'nin en bilinen teknoloji editörü falan da değilim. Hı-hı. Ben Hardware Plus'ta işte bana bir şeyler sorulduğu zaman fikirlerimi söyleyen, mümkün olduğu kadar da bir son kullanıcı olarak davranmaya çalışan bir adamım aslında. O yüzden yani hani HTC'dekiler beni sevmişler, Samsung'dakiler benden nefret etmişler falan gibi bir şeyim de yok, derdim de yok. Yani hani oturup bir çay içip aynı şeylere gülüyorsak benim için olay bitmiştir. Yok bir çay içecek benimle zamanları da yoksa keyifleri bilir zaten. Canları ne istiyorsa o tarafa da hızlıca uzaklaşsınlar, gitsinler. Ben de tam ters istikametine doğru gideyim, bir yollayayım da gideyim. Bence önemli olan buradaki şey şu. Şimdi biz LG V10 çok pahalı bir telefon olmasına rağmen ne diyorduk? Bunun içinden çıkan kulaklık. En azından 100 kağıt diyorduk değil mi? Hı hı. En az 250 kağıt abi bu kulaklık. En az 200 kağıt, en az 250 kağıt. Düş 200'e 250'ye zaten cihaz geliyor sana M9 fiyatına. Tabii.
O yüzden yani ben M9'a 2700 verdiysem bu telefona 3 veririm. Niye vermeyeyim ki şey anlamında? Ha şöyle bir şey var. Bu telefonla çektiğim fotoğraflardan memnun kalmazsam okurlarımızın yapacağı, seyircilerimizin yapacağı şey yok. Eğer ben hiç HTC 10 etiketli fotoğraf paylaşmazsam bu telefonu aldıktan sonra anlayacaklar ki ben bu telefonun çektiği fotoğraflardan memnun değilim. İş bu kadar basit. Yoksa hani kamera karşısına geçtiği zaman bu kıvel, öbür telefonla kamera karşısına geçtiği zaman bu kıvel filan demek dünyanın en kolay işi. Ama bence ben şu anda piyasada bununla beraber, bak bu sabah da aynı muhabbeti yaptık. Şu an bununla beraber 4 tane çok önemli cihaz var piyasada. Nedir onlar? Samsung'un SSD'si yani Edge ya da normal SSD. Çıkış sırasıyla, elimize geliş sırasıyla söylüyorum. Huawei'in P9'u. Bu sabah lansmanı yapılan G5 ve HTC 10. M değil 10. HTC 10, M10 değil. Şimdi Samsung'la ilgili ne düşündüğüm zaten kanalda diğer şeyler de var. Yani 3300'ü verecek bir telefon değil. P9, Huawei P9 Leica lensi hatırına şans verilmesi gereken bir telefon bence. Alıp bir sürü kullanmayı planlıyorum. Ofiste var, henüz sıra bana gelmedi. Alıp bir sürü kullanmayı planlıyorum. G5 inovatif bir cihaz. Ama o inovasyonun bizi daha iyiye mi daha kötüye mi götüreceğini hesaplayacağız. Onu yani incelemesinde çok daha detaylı göreceğiz. O arkadaşlar bana çok pahalıya mal olacak gibi mi geliyor? Yani o arkadaş olarak bunu da alalım, yanımıza arkadaş olarak bunu da alalım, içmeye gidelim dediğimiz zaman aslında yüzünden pahalıya çok içecekler bu arkadaşlar. Çünkü evet yani bütün hesapta sürekli bizim cebimizden hesap çıkacak. Bana patlayacak. Buradaki 3000 lirayı o yüzden şey yapmıyorum çok fazla, dert etmiyorum. Fakat yine de şunu söylemek lazım. Asgari ücretle çalışan filan arkadaşlarımızın hiçbirisi şu tarz cihazları almak için boşu boşuna bir iki maaşlarını biriktirmesinler. Yani onlar o maaş için gidip başka bir şey arıyor olacaklar kendilerine. O arayacakları cihazları da biz zaten kanalda tanıtıyoruz. Türk Telekom TT175 var mesela. HTC'nin 820'si var. Hala çok satan bir telefon ki geçen Barcelona'da yapılan lansmanda yenisini tanıttılar cihazın. Şu an bizim ofiste biliyorsun. 826 mıydı 8 miydi? 26 olması 26 lazım. Galiba 826 süper bir cihaz. Onlar gidecekler o cihazlara fokuslanacaklar. Ama hani parası olan adam ulan buradan da şey çıkıyor sanki benim param var alır abi kullanırım filan gibi bir şey ya çıkıyor. Ya arkadaşlar bize test için geliyor biz oradan biliyoruz. Ama biz mümkün olduğunca işte biraz önce Ersin'in de dediği gibi son kullanıcı açısından düşünmeye çalıştığımız için böyle cümleler. Aynen öyle. Hani kuruyoruz. Yoksa iyi telefon arkadaşlar ben beğendim yani şu saydığım 4 tane majör telefon arasında 4 markanın majör telefonu arasında en çok şey yapan hoşuma giden bu oldu. Yani hani tabii ki hani benim HTC'ye garip bir gönül bağım var o ayrı mevzu. Fakat hani şu kesinmesin beni benden aldı söyleyeyim size. Sağda solda karşılaştığımız zaman karşılaşıyoruz. Doğuş da biliyor değil mi Doğuş? Bir yerlerde karşılaşıyoruz bazen seyircilerimizle. Abi videoları seyrediyoruz falan diyorlar. Elimde bunu görürseniz sakın şey demeyin bana. Hacı hani 2500 üstü senin için pahalıydı falan demeyin. Ben pahalı olduğunu söylüyorum ama almayacağımı söylemiyorum. Yani artık bunu, şey bunun son yani detaylarını inceleme önemli videosunda tekrar. Anladığım kadarıyla bir hafta içinde falan bizim ofise gönderiyorlar bu cihazı. Ben de öyle anladım evet. Daha detaylı olarak şey yapıyor oluruz. Altından gibi üstünden çıkıyor oluruz. Tamamdır. Kulaklıklar bizde mi kalıyor? Geriye veriyor muyuz biliyor musun? Bence hızlıca şuradan kaynarsak geriye doğru. Hızlıca kaçıyorsak o zaman telefon da bizde kalsın. Hadi arkadaşlar görüşürüz evet. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Süper. O zaman şimdi şeye geçiyoruz. Maximum Security ile yapacağımız kripto locker testine geçiyoruz. Görüşmek üzere. Testten sonra görüşürüz. Mehmet selam. Şu anda şeydeyiz. Selin gerçek masa üstündeyiz. Ekran yakalama yazılımımızı açtık. Yukarıda o da görünüyor. Şeyin çalıştığını, sistemin çalıştığını kontrol edelim. Kimi arayalım sence? Murat bugün geldi. Ufak bir veda için. Onu arayalım. Ha sonra da Murat bizi arasın ve rica edelim yukarıya gelsin öyle mi? Okey yapalım tamam. Sistemde herhangi bir sorun. Telefon nerede? Burada. Telefonu yanıma almamışım.